zaten yıkılmış. Zaten iş bitmiş. Valla mantıklı. Şimdi abi, çok göze bakmayalım. Bunun yapması gerek yok. Burası kurban pazarı. Karşı taraf ve bu taraf hepsi aynı proje içindeydi. İşte bizi kaldırdılar, karşı tarafı kaldırmadılar. Şikayet gelmiş bizden, koku var diye. Mezba da var, mezbadan da koku geliyor. Burada bir haksızlık var, sadece bizi kaldırdılar bu kış günü, dışarı attılar. İşte bize aşağıda bir yer tayini çekerdi, sadece düz bir alan verdiler. Ne altyapısı var, ne elektriği var, ne suyu var. Dümdüz bir arazi yani. Belediye bize hiçbir yardımda bulunmadı. Bu kış günü bizi buradan kaldırdı. Arılarımızı yıktı. Sözleşmemiz 2023'üne kadar devam ediyordu. Sözleşmeyi beklemediler. Duriyet var bu ortada. Bu karda, bu kışta, bu soğuk günde bizi dışarı çıkardılar. Ağırlarımızı yıktılar. En azından bizim bu mağduriyetimizi gidermeleri için bize altyapı vermeleri lazım. Elektrik su vermeleri lazım. Şimdi elektrik su altyapı olmadan hiçbir şey olmaz. En azından bizim bu mağduriyetimizi gidersin yani. Biz tamam yıkım kararına saygı duyduk, bir şey demedik. Günümüz olduğu halde şey yapmadık ama en azından belediye veya burayla yetkili olan kasaplar odası en azından bize elektrik, su, altyapımızı versin bize. Biz de gidelim artık başımızın çaresine bakalım yani. Burada bir haksızlık var, hukuksuzluk var. Arkadaşlarım zaten bazı arkadaşlar da mağduriyetleri beyan ettiler. Ben de diyorum ki burada bizim altyapımızı yapsınlar. Orası bir şu an alandır. Her tür hırsızlığın ve yol boyundaki tinercilerin, içkicilerin kolaçan ettiği bir bölüm. Bu insanlar açıkta hayvan besliyor. Benim kendi şahsı doğmuşum, güzel damızlık hayvanım var. İnekler var. Buza bunu nasıl yapacağım? Nerede barındıracağım? Aşağıda da ben iddia ediyorum ki orada bu düzende yapsak bile çevre düzenlemesi olmadığı takdirde malımıza bile sahip olamayacağız. En azından birkaç tane bekçi tutmamız lazım ki birkaç bölümde belki koruyalım. O da silahlı olması lazım. Çünkü tinercinin, esrarcının vesaire hatta birileri bir şeyler illegal bir şeylerinden başka yollarından gelip yol boyunda başka işler yaptıklarını. Yani bu söylenecek şeyler değil bu tür yerlerde. Zannedersem arif olan anlar. Bunların bile olduğu bir bölümde, bir bölgede arkadaşlar orada ne esnaflık yapabilirler bunlar giderilmediği takdirde ne de orada bir sağlıklı bir halka hizmet etmiş olabiliriz. Ya ben anlamıyorum, ben ne anlatayım, millet ne dinlesin benden. Buradaki olan haksızlıkların hangisini anlatayım bilmiyorum. Biz 2008'de buraya girdik. 2018'e kadar sözleşmemiz var. Bizim sözleşmemiz feshedildi, buralar yıkıldı. Şikayet mezbadan değil. İşte ne bileyim, burada İtal vardı daha önceden. İtal buraya geldiğinde belediyeyle kasaplar odası buraya ortak ithal getirdiler. İthal konusunda çok insan şikayetçi oldu. Aşağıda bizim belediyemiz bize bir yer vermiş. Aşağıya bir görseniz de söyleseniz. Savunma olarak demiş ki ben 40 tane yer yapmışım. 40 tane yer yapmışım, 29 kişi girmiş, 11 tane adakçı girmiyor. O yüzden buranın yıkımı olmuş. Kardeşim gidin bakın aşağıda ne yapılmış, hiçbir şey. 10 araba şey dökülmüş, mucur dökülmüş yere. Ne suyu var, ne elektriği var, ne hiçbir şey yok. Düz bir yere işte 10-15 araba mucur dökülmüş, ondan şey yapıyor. Bizim arkadaşlarımız Ankara'ya gitti. Meclise gitti. Meclise görüşme yaptılar. Ama boş. Yani buradaki belediyemiz oradaki görüşmelerin hepsini bastırdı. Sözde bize yer yapıp bizi çıkaracaktı. Onlar gelmeden daha yıkım oldu.